Geçen videoda sirkenin bizim vücudumuza faydalarından sohbet ettik. Ve dedik ki bizim vücudumuza ne kadar fayda sağlar ama bu şartla ki gerçek doğal el yapım sirke ola. Çok arkadaşlar sorublar ki nasıl doğal el yapım sirke yapalım? Bu videoda doğal el yapım sirkeni yapmasını size öğreteceğim. Umuram ki evinizde bunları yapasınız ve sağlam ve doğal sirke kendinize üretesiniz. Ta vücudunuz her zaman sağlıklı ve mutlu olsun. Doğal sirkeni tam yetişmiş meyvelerden elde edilir. Yani her yetişmiş meyveden eleyebilirsiniz, siz sirke yapasınız. Alıştan, elmadan, üzümden, Hindistan cevizinden, gülden ve her şeyden siz eleyebilirsiniz, sirke yapasınız. Ama bunu doğal yapmak için lazımdı ki o meyveleri iyice ince doğrayasınız ya hatta iyiydi ki bir robottan geçiresiniz ve bir temiz ve doğal kaba tökesiniz. Sirkeni yapmak için doğal kablara ihtiyaç var. Çünkü kimyasal bu plastik kabları kullansanız, çünkü sirkenin asidi olur, asit eleyebilir o plastiği kendisinde halletsin ve bizim vücudumuza faydadan çok zarar versin. Özellikle o kablar ki PVC'di, onlar mutlaka insanın vücuduna zarar verer. Eğer mecbur halinde kalsanız eleyebilirsiniz. O plastikler ki polietilenden yapılıptı, onların mecburi halde kullanabilirsiniz. Ama yine tercihiniz bu olsun ki hiç şekilde plastik kapkacak kullanmayasınız. En iyi kap buna şişedi ya saksıdan yapılan kapkacaktı ya ağaçtan yapılan kablarda da yapabilirsiniz. Eğer isteseniz çelik kap kullanırsınız, 304 çelik ya 316 çelik kullanacaksınız ki sizin vücudunuza fayda versin. Eğer 304 ve 316 çelik kullanmasanız, o biri numara çelikleri kullansanız eleyebilir. O sirke iyi olmasın, hem tadında eser koyur ve hem eleyebilir, içinde ağır metaller karşıya çıksın. Güzel canlarım, örneğin eğer bir meyveni istersiniz onun sirkesini yapasınız. Düşünün mesela üzüm ya elma olsun. Onu iyice temizleyin. Çöplerini, saplarını ayırın. Ve iyice ince doğrayın. Ya rubattan geçirin, tökün bir kaba. 1 kilo meyvenin üstüne 4 litre su dökeceksiniz. Ve bunun ağzını kapatacaksınız ama sert kapatmayacaksınız. Bir şekilde kapatacaksınız ki onun içine hava gidip gelebilsin. Bir yere koyun. Koyun bir hafta beklesin. Bir haftadan sonra eleyebilirsiniz bunu götüresiniz. Ağzını açasınız ve elinizle iyice karıştırasınız ki tamamen ezile içinde şey üzüm ya elma. Tamamen ezilenden sonra onun üstüne eğer 1 kilo elmeydi ve 4 litrede ona su tökmüşsen onun onda bir eski yapılmış sirkelerinden onda birini tökeceksiniz. Yani 1 kilo elmeydi, 5 litrede su tökmüşsünüz, olur 5 litre. Bunun içine yarım litre eski yapılmış sirkelerinizden ekleyeceksiniz. Ondan sonra bunun ağzını iyice kapatacaksınız ki hiç şekilde hava gitmesin. Ondan sonra onu bir mühite koyacaksınız ki 20 derece, 25 derece havası olsun. Hatta üstüne bazen güneş de düşsün, gölgede de olsun. Yani karışık olsa daha iyi olur ve bunun içindeki probiyotikler iyi emele gelir. Bunu minimum 3 ay koyun kalsın ve 3 ay 4 aydan sonra eleyebilirsiniz bunu götüresiniz ve açarsınız süzgeçten geçirip cam şişelere töküp ve soğuk bir yerde koyasınız ve kullanasınız. Bu şekilde doğal sirke yapabilirsiniz. Sizin vücudunuza şifa olur. Hatta dedim bu 3 ay yerine eleyebilirsiniz. 4 ay olsun. Hatta bazı havalarda lazımdı ki çok kala hatta 6 ay olsun. Bu daha çok iyi olur ve çok fayda sağlar. Bu şekilde yaptığınız sirkeler içinde bol bol vitaminler, minerallar, amino asitler ve probiyotikler olur. Bu sirkeni yemeklerinizde kullanmak
Yağ hamur geçen videoda söylemiştim. Ne şekilde kullanmak sizin vücudunuza şifa olacak. Eğer sirkeni yaptınız, çalışın bunu sıcak ve rutubetli yerden uzak tutun. Çünkü rutubet ve sıcaklık bu sirkeye etkiler ve eleyebilir o sirke küflensin ya eşki olsun ve da sizin işinize yaramasın. Ve çalışın ki onun yeri biraz soğuk olsa uzun süreç kalabilir. Sirke bir maddedir ki siz bunu uzun süre saklayabilirsiniz ve eleyebilirsiniz. Hatta bunu siz yiyip içmekten elave, eğer cildinizde bir sıkıntılar var, cildinize vurabilirsiniz. İsteseniz bu normal sabunlar ki dışarıdan alırsınız, sıvı sabunlar. Çünkü bunlar hiç şekilde sizin cildinizden temizlenmez. Onun yarısını ayrı kaba töküp ve yarısını el yapım sirke töküp kullansanız o sabun sizin vücudunuza fayda verer ve sizin cildinize zarar vermez. Ve illa bu sıvı sabunlar ya hatta bu ucuzlu şampuanlar sizin vücudunuza, cildinize, saçınıza çok zarar verebilir. İsterseniz bunun zararını azaltasınız, onun üçte biri ya yarısını boşaldın, yerine el yapım doğal sirke dökün, karıştırın, bu şekilde kullanın ta sizin saçınıza, bedeninize ve cildinize zarar vermesin ve faydalı olsun. Bazı alerjiler var ki insanın cildinin pH'i çok yükselir. O şekilde bu yaptığınız sirkeni pamuğa vurup cildinize vurmakla eleyebilirsiniz. Kendinizi bu kaşıntıdan ve bu alerjiden kurtarasınız. Eğer bir kişinin vücudunda sefra galebe salıp, gözleri sararıp ya cildi sararıp onun cildine de sirke sürmek ya hatta sirkeni koklamak, hatta sirkeni kaynatıp buhurunu ona vermek çok çok fayda sağlar. Ya o insanlar ki kulaklarında tıkanma var, az duyma var ya kulaklarında enfeksiyon var, eleyebilirler sirkeni kaynadalar ve buhurunu kulaklarına tutalar. Bu şekilde bunlar kulakları çok fayda görür. Hem duyması biraz iyileşir, hem çok enfeksiyonların geçmesine yardımcı olur. Eğer bu şekilde doğal el yapım sirke yaptınız, bu sizin vücudunuza şifa olar. Ama lütfen bunu da yine kullananda mizacınıza dikkat edin ve dikkat edin ki aç karına bu sirkeni içmeyesiniz. Ya tok karına için, isterseniz aç karına içersiniz, mutlaka geçen videoda söylediğim kimi ya sızma zeytinyağının karıştırın için, ya doğal balına ya doğal pekmezlerle karıştırıp içmek sizin vücudunuza neden az zarar vermez, çok da fayda sağlar. Umarım ki bu video size çok faydalı ola ve güzel ve doğal el yapım sirke evlerinizde yaparsınız. Onu mizacınıza göre doğru kullanasınız. Ta vücudunuz her zaman sağlıklı ve sıhhatli olsun. Hoşça ve sağlıkla kalın.